Bu sondaj yapıyor yerin altına doğru. Buradaki en derin sondaj kaç metre? Ya, 1100 metre. 1100 metreye kadar yerin altına sondajlar yapıyor. Bu şekilde çıkıyor bu. Çıktıktan sonra tabi oradan ikiye kesiyorlar. İçindeki altın miktarını tek tek tespit yapıyorlar. Yani bu kaç metreden çıktı, hangi bölgeden çıktı, onların hepsi raporlanıyor. Ve bir nevi aslında bu sondajlar ve bu sondajlar sonra çıkan bu karotlar, karotların içindeki altın miktarları raporlanarak yerin altının aslında sistematik haritası yapılıyor. Haritası yapılıyor. Üç boyut haritası çıkıyor. Bu niye önemli? Çünkü biz yer altında nereye kazacağız? Efendime söyleyeyim, nereden altını çıkartacağız? Onun ön çalışması gibi. Sahasında çeşitli bölgelerinden çıkmış ve çeşitli derinliklerde çıkmış olan örnek cevherler, kayaçlar. Tabi bunların içinde şimdi belli miktarda şeyler var. Yani altınlar var. Renklerinin farklı olduğuna bakmayın ama bizim için renginden ziyade içindeki altın ve altın miktarı. Önümüzdeki dönemde inşallah bunları alet edevat ekipmanlarla çıkartıp buradaki en kıymetlisi bu. Örnek bu. Yani şöyle, cevher sondajlarında kiminde 1 gram çıkabilir, kiminde 10 gram, kiminde 30 gram. Bunların ortalaması tabii. Ortalamasıdır. Yani kiminde hani bu modellere koyup kiminde ortalama rakam. İsmim Halit Semih Demircan. Gübretaş Maden Yatırımları Anonim Şirketi Genel Müdürüyüm. Şu anda bulunduğumuz yer Söğüt Altın Madeni projemizde cevherlerimizi Akbaştepe ve Korudanlık damarlarından üreteceğimiz cevherlerin inşaatını, tesisini yapacağımız bölgede bulunmaktayız. Ünitelerin birinden üzerindeyiz. Burada planladığımız gibi ÇED olumlu belgemiz ve diğer izin süreçlerimizi de kısa sürede tamamladıktan sonra kısa zamanda tesis inşaat faaliyetlerine girerek 2022 yılı yıl sonuna kadar altın üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz ve bu doğrultuda da çalışmalarımızı yapmaktayız. Bugüne kadar da ciddi mühendislik çalışmaları ve ekipman tedariği çalışmalarını da yapmış bulunuyoruz. Gübreteş Maden AŞ ruhsat sahası, altın maden ruhsat sahasında şu anda buradayız ve burada aynı anda birkaç çalışmayı birden yapıyoruz. Demin ifade edildiği üzere bir taraftan projelendirme çalışmaları yapıldı, tamamlandı. Tesis kurulumuna yönelik olarak o çalışmalarda tamamlandı. İnşallah biz önümüzdeki birkaç haftalık dönem zarfında ÇED raporu Bakan Bey'in onayına geldikten sonra da çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftada Cumhurbaşkanımızın imzasıyla acele kamulaştırma kararı çıkıp buradaki arazilerin mülkiyetinin hazineye devri ve sonrasında da maden çalışmaları için şirketimize tahsis çalışmaları yapıldı, yapılıyor, devam ediyor konular. Bunları da birkaç hafta içinde bitirdikten sonra bizim tahminimiz önümüzdeki ay içinde burada hem madencilikle ilgili olarak hem de tesis kurulumu yönelik olarak çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. Hedefimiz bir taraftan tesis kurulumunu devam ettirirken bir taraftan maden işleme çalışmalarını yapmak. 3 faza ayırdığımız bu tesis kurulumunda ilk fazı, zaten şu anda makine ekipman siparişlerinin tamamı bir kısmı verildi. Onlar inşallah yılbaşı gibi o ilk fazın makine ekipmanların tamamı gelip inşa faaliyetlerine başlayıp çok kısa süre içinde, yani 2022 yılı içinde ilk faz tesis kurulumu tamamladıktan sonra beraberinde maden işleme çalışmalarını yapıp 2022 yılının sonu itibariyle de buradan çıkacak olan ilk altın maden külçemizi döküp Türk ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Tabii bizim açımızdan buranın ayrı bir önemi var. Çünkü şirketimiz Gübretaş iştiraki ve Gübretaş şu anda tarım sektöründe de Türkiye'nin en önemli aktörlerinden. Burada elde edilecek olan değer, bunun Gübretaş'a aktarımı, sonrasında Gübretaş'ta yapacağımız yatırımlar, Gübretaş'la birlikte tarım kredi olarak ciddi bir imkana kavuşmuş olacağız. Ve en nihayetinde de aslında tarım kredi kooperatifleri bir çiftçi kuruluşu ve buradan elde edilmiş olan değer, bunun Gübretaş'a, tarım krediye ve
Türk çiftçisiyle, Türk çiftçisine yansımasıyla, tarım ekonomisine yansımasıyla Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Ve inşallah önümüzdeki dönemde bu bizim için önemli bir kaldıraç olacak burası. Bununla beraber tarım kredi kooperatifleri ve iştirakleri olarak Türk çiftçisine buradaki kaynağı inşallah ziyadesiyle yansıtma gayreti içinde olacağız. Peki buradan çıkacak altın miktarından bahsetmiş şeyimiz var mı? Şöyle, daha önce bunları zaten belli ortamlarda paylaşmıştık. Buradaki birinci faz, ikinci faz ve üçüncü fazdaki yatırımlarımızı tamamlayıp tam kapasite çalışmaya başladığımızda şu anki planlamamız 6 ile 7 ton civarında bir yıllık üretim kapasitesi hedefleniyor ki Türkiye'de 2020 rakamlarıyla yıllık 42 ton civarında bir altın üretimi olduğunu düşünüyorsak o zaman biz bu 42 tona sadece buradaki çalışmalarımızla %15 gibi bir katkı sağlamış olacağız. Aşağı doğru açılacak. Bizim şu depresör olacak, elektrik direktörleri bunlar. Tamam. Bunu deprese ediyoruz. Onlar nereye alacağız şimdi onları? O bizim yolun kenarına doğru alt indiriyoruz. Aşağı tamam. İndiriyoruz. Daha batıya indiriyoruz. Daha fazlasını kazandırmak için. İnşallah. Evet. Şu alanı aldım da.